Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Ankara Keçiören metrosu hizmete açıldı. Başbakan Binali Yıldırım Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmetin açılışını gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Nüfusu 1 milyona bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören metrosunun açılışını yapıyoruz. Bugün Keçiören için, Ankara için çok önemli bir gün. Sizin huzurlarınızda bu açılışı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, Keçiören'de, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri açıyoruz. Keçiören metrosunun gençler arasında önemli bir söyleme dönüşüne dikkati çeken Yıldırım, "Gençler, aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin," diyor, ifadelerini kullandı. Geçenlerde bunun test sürüşüne geldiğimizde birisi, bir genç bana dedi ki, o zaman Ulaştırma Bakanlığı görevini sürdürüyordum. "Sayın Bakanım," dedi, "bizim," dedi, "buradaki Keçiören metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü." Nedir o? "Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, aman hiç bitmesin." Bundan doğrusu çok etkilendim. Ama gençlerin için de yeni bir tavsiyem var. Siz yeni bir slogan bulun. "Aşkınız bitmesin, devam etsin ama Keçiören metrosu bitti." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının yanı sıra çok sayıda kurumun katkısıyla Keçiören metrosunun hizmete alındığını bildiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve katkısı bulunanlara teşekkür etti. "Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük. Ülkemiz, şehirlerimiz, siz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsunuz. Biz bütün bu hizmetleri neden yapıyoruz? Vatandaşımızın yüzü gülsün, ayağına daş değmesin, hayatı kolay olsun, yaşam kalitesi daha da artsın. Bunun için zat haliniz başta olmak üzere, sizin ekibiniz olarak bizler 15 yıl boyunca gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz ve bu hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Sadece çalışmadık Sayın Cumhurbaşkanım. Aynı zamanda Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyenler, vesayet odaklarını da kafalarını eze eze geliyoruz.